Hayırlı sabahlar sevgili seyirciler. Gününüz aydın, kalbiniz huzur, evleriniz bereketle dolsun inşallah. Yine bir muhabbet kapısı programında değerli hocam Profesör Doktor Mustafa Karataş ile sizlerle birlikteyiz. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın efendim. İyisiniz inşallah hocam. Hamdolsun, sağlık, afiyetliyiz. Sizler de iyisiniz. Ben de iyiyim hocam, çok teşekkürler. Bugün yine çok yoğunuz, çok sorularımız i̇nşallah. Var. Hemen ilk telefonumuzu almak istiyorum hocam, bekletmeden. Peki. Alo, buyurun efendim. Alo. Adana'ya selamlar Alo. olsun. Buyurun. Alo. Alo. Buyurun efendim. Hayırlı sabahlar. Sağ olun. Size de hayırlı sabahlar. Ne yapıyorsun hocam? Sağ kalmıştı bana. Ne yapalım işte, oturuyoruz böyle. Yıllardan beri düşüremiyorum. Ne zamandan geçen beri abi? Geçen hafta dedim ki ne? Düşüreceğim, hiç kapatmadım. Başkası mesul olsun diye. Hay Allah razı olsun, ne güzel. Peki buyurun. Ne yapıyorsun hocam, nasılsın? Vallahi iyiyim. Yani o kadar candan soruyorsun, karnın açsa yemek getireyim diyecek gibisin neredeyse. Ne yaptın yemekte? Vallahi gel buyurun hocam, yemek de veririm, kahve, çay da veririm. Yeter kişi olsun. Allah razı olsun. Adana'ya gelince ararız. Hadi. Evet, alalım mı? Köydeyim hocam. Tamam, Allah güzellikler versin. Köy daha güzel. Taze yumurta, evet, taze süt, taze peynir. Aynen öyle de hocam, benim de hayallerim de hep şehir. Ay, biz de hayallerimizde bundan sonra hep köy hayatı, sakin bir hayat. Peki. Ay, yok ya, hepsi yok. Güzel. O da güzel, o da güzel. Sağlık olduktan sonra alalım hepsi mı güzel. Sorunuzu? Ablacığım. Sorun hocam. Alalım. Ben 36-37 senelik evliyim. Maşallah. Evet. Buyurun, evet. 4 tane çocuğum var. Bu evliliğin içinde ben 36-37 senedir beri tek 4 çocuğumla haşır neşirim. Benim hep dışarıda, İstanbul'da şimdi bu arada. Evet. Orada çalışıyor diyor. Evet. Bu 4 çocuğu ben tek başıma şey ettim. Çocuğumun biri de hocam engelli. Allah kolaylık versin. Sağ olasın hocam. Beyimin adı Mustafa. Oğlumun adı Mustafa. Eniştemin adı Mustafa. Kayınbabamın adı da Mustafa hocam. İki kız, iki oğlum var. Diyorum ki, dedim ki ne ikinci kız da. Büyük kızımın kocasının adı da Mustafa. Mustafa da gelmesin dedi. Hepsi sorunsuz, hepsi uzun duymaz hocam. Ama şimdi hocamızın adı da Mustafa ama hiç öyle değil. Başka bulanata vermez. Ama sana da bayılıyorum hocam. Senin sohbetlerine, şeyine. Yani bu... Şöyle... Benim sana soracağım. He. Benim hocam... Neyse, kötü alışkanlıklarım demeyeyim. Vurdum duymaz. O engelli çocuğuna, 4 çocuğuna beni baş başa koydu. Ne geldi, ne gitti, ne işin var diyor, bir şey dedim mi de. Allah diyor, Allah. İnek yok, sana yok diyor. Sen bir çocuğa bak. Ya ben 10 tane ineğe bakardım hocam. Bu engelli çocuk kapçıyor, döküyor evden. Kaç yaşında? Şimdi dışarı annesinin yanına saldım. Beni konuşturmaz da yoksa. Kaç yaşında? 32 yaşında hocam. Allah sana İkinci kolaylık çocuğu. Versin. Çok zor tabii. Sağ olasın ama hocam. İmtihanın büyük, sevabı büyük. Onun da kendine göre bir tabii bakıma ihtiyacı var. Peki sen şimdi ne diyorsun ya, bu Mustafa çok şükür ayakta. Bu Mustafa isimlerinden mi oldu diyorsun? Ne diyorsun? Yok hocam, çocuk 14 aylık bebekken ne şey oldu? Nöbet geçirdi, sana hastası. Ya çok Rabbim şifa versin. Soruyu tam anlamadım. Soru neyi? Neyi soruyorsun? İşte benim beyim yıllardan beri dışarıda. Hiç affedersin bana, ne avrat dedi, ne çocuk dedi. Ne bileyim, öyle çocuklarımla nasıl nasıl oldum. Çocuklarımı okuttum, o ev erdi. Kendisi de tabii şeyde en son okuntunu ede aldıktan geri geldi. Hiçbiriyle ilgilenmez. Evet, şimdi eşinizin sorumsuzluğunu soruyorsunuz herhalde. Ne yapayım evet, mı soruyorsunuz? Ben de hocam şimdi de çok iyi ama şimdi de hatun diyor ama iş işten geçti. Hocam ne yapayım ben, belimden ameliyat oldum. Bana dört dörtlük baktı ama gene de içimden hakkımı helal etmek istemiyorum. Ne yapayım ben bu adama şimdi? Peki. Şimdi birincisi o isim konusuna girelim. İsimler kadere etki etmez, sadece insanın kendisine çeki düzen vermesine belki sebep olabilir. Adım Mustafa hiç olmazsa
peygamberimizin adını taşıyorum, biraz dikkat edeyim diye insan düşünebilir. Ama şöyle güzel bir söz var, diyorlar ki isim sahibiyle aynı manaya gelseydi kazmaya kazan demek lazımdı, iğneye diken demek lazımdı, kazana kaynatan demek lazım. Hiç alakasız isimler koymuşuz. Yani bu adamın adı mesela Abdullah, Allah'ın kulu. Fakat adam tutuyor, dinsiz, imansız, katil, cani çıkıyor. Evet. İsmiyle hiç alakası yok, değil mi? Tabii. Bundan dolayı isimden kaynaklanan bir şey olmaz. Ama bu sorumsuzluk, erkek şunu bilecek, çoluk çocuğu ve hanımı kendisine Allah'ın emanetidir. Erkeğin vazifesi evinin geçimini, bakımını, çocukların terbiyesini, yatma, yorgan, neyse yatak yorgan, bütün ihtiyaçlarını, elbisesini, ahlakının güzelleşmesine varıncaya kadar mektebini, okulunu erkek ayarlayacak, takip edecek, paralarını ödeyecek, kimseye muhtaç etmeyecek, sağlık sorunlarını takip edecek, eviyle ilgilenecek. Niye çalışıyor? Evini güzel geçindirmek için. Evinde huzur olmazsa çalışmasının da bir faydası yok. Dolayısıyla günaha girer. Böyle bir erkek günahkar olur, tövbe etsin. Şimdi daha iyi diyorsun. Bundan sonra da sen artık sefanı sür yani. Daha iyi de bundan sonra kafaya takmaya gerek yok. Madem ilgileniyor, çocuğunla da ilgilen de, onunla da ilgilenmesi lazım. Hepsini senin üzerine yıkarsa günah onun çok büyük olur. Vebalden kurtulamaz. Sizin... Engelli çocuğumla kaldım. Hocam zaten kızlarımı, oğlum evladım çok şükür. Sorunlarım var. Sen onun... Memur oldular. İyi yapmışsın. Sevabını alırsın. Bundan sonra da hiç olmazsa bu yuvayı şimdiye kadar yıkmadan götürdün. Şimdi de o sarsmadan, üzmeden götürmek senin elinde. Sen akıllı bir hanımefendisin. Rabbim yardımcın olsun. Çok teşekkür ederim. Hayır. Sağ ol kardeşim. Hayırlı günler. Hayırlı. Ablacığım. Hayırlı günler. Hayırlı diliyoruz. Hayırlı günler Nur Hanım, canım. Çok teşekkür ederim beni bağladığınız için. Sağ ol. Estağfurullah. Hayırlı günler diliyoruz. Bir gününüz o zaman çoktan beri Ramazan ayında hiç durmadan fiyatını düşüremediydim ben. Şükürler olsun. Yine sorunuz olunca yazın bize, bağlayalım sizi. Tamam mı? Evet, arkadaşlara söylüyorum. Siz benim Kur'an özel... Hediye istiyordum. Böyle güzel bir Kur'an oluyor ya kaplı. O Kur'an'dan şey ediyordum. 40 yaşından kere de Kur'an derledim hocam. Aferin maşallah. Maşallah. Ne güzel. 40 yaşından kere Kur'an derledim. Okuyorum. Ama bari Kur'an kursuna ne gidemedim hocam. Olsun el olsun. Demedim. Olsun. O çocuğa baktın ya sen. Çok sevap aldın. Allah peki, muradını ablacığım. Versin. Peki ablacığım. Çok telefonla bekleyen var. Kur'an'ın birini gönderebilir misin? Tamam bu da benim hediyem olsun. Benim özel hediyem olsun. Normalde sayılı geliyor ve kazananlara veriyoruz ama ben kendim size göndereceğim. Çok teşekkür ederim. Hadi hayırlı günler diliyoruz. Dualarınızı bekliyoruz. Evet hocam. Şimdi tabii programımızda hanımefendinin dediği gibi ismini bilmiyoruz. Hediyelerimiz var hocam. Çok güzel. Yine kalemli Kur'an-ı Kerim hep bahsediyoruz. Sizin evet, de çok övgüyle bahsettiğiniz. Çok kıymetli. Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyen ya da yavaş okuyanlara böyle sesli bir şekilde. Bir gün yine detaylı gösteririz. Yine de hem dekoratif, ev için güzel. Bugün de başörtümle çok uyumlu olmuş hocam. Ama okunması da yine çok güzel bir Kur'an-ı Kerim. Ve yine hocam sizin kitabınız Profesör Doktor Mustafa Karataş'ın en etkili 300 dua kitabı. Ben şimdi hocam bugün dua kitabınızdan bir tane dua seçmek istiyorum. Böyle açıyorum hocam. Şurada evet. Kötü rüya görenin okuyacağı dua var hocam burada. Şöyle hemen arkadaşlar da eğer ekrana verebilirlerse sizden de rica edelim hocam. Evet. Şimdi kötü rüya görenin okuyacağı dua. Kötü rüya görünce önce 3 defa sol tarafımıza Bismillah, Bismillah diye ya da Euzubillahimineşşeytanirracim diye nefes verebiliriz. Arkasından da Allahümme inni euzubike min ameli şeytan ve seyyatil ahlam. Allah'ım şeytanın amelinden ve kötü rüyalardan sana sığınırım diye duamızı yaparız. O duanın, rüyanın tesiri kötü olduğu için bizden gider. Bir de o rüyayı unutmamız lazım. Oraya takılmamak gerek. Kötü çok rüya. Konuşmamak da kötü lazım. Kötü rüya anlatılmaz. Ve kötü rüya bir mesaj, mutlaka beklediğiniz bir şey ve onu sormanız gerekiyorsa anlatırsınız. Ama gördünüz böyle sığınırsanız o sizden gider. Evet. Hemen diğer telefonumuzu alalım. Alo. 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 Buyurun efendim. Hayırlı günler. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Rahmetullah. Buyurun.
Hocam sana sorum var. Dinliyoruz. Buyurun efendim. Benim damat, büyük kızı bana koydu, küçük kızı kaçırdı gitti. Bir dakika, damadın büyük kızı nasıl koydu? Damadın hanımını boşadı, senin kızını. Boşamadı. Onu burada bıraktı, öbür küçük kızını kaçırdı. Açık kaza yaptıydı. Anar akıllıydı, onu kandırdı, aldı gitti. Allah Allah. Şimdi de onun çocukları oldu. Bir oğlu bir kızı. Oğlu dili çoğuluydu, hindi tepesi olmaya başladı. Kızı da ağladı mı uğurmuyor. Şimdi ne yapalım? Önceki kızınızdan çocukları var mı? Bir tane kızı var, ben bakıyorum. Ondan çocuğu var. Resmi nikahı kiminle? Boşandılar da, yani 3 sene falan oluyor. Boşandılar da kiyat gelmedi, boş kiyatı. Boşandılar dedin, az önce boşanmadılar dedin, şimdi boşandılar dedin. Boşandı da. Boşanmadan gelmedi. Önce yani kaçırmış hocam herhalde. Boşanmış görünmüyor, boşanmadan kaçırdı. Mahkemeye verdiğimiz sıralarda kaçırdı, ne yaptı? Hayır. Daha önce. Tamam. Evli duruğa kaçırdı. Peki anladım. Şimdi senin yanında kızın mı var? Ha, koyduğu kız var bende. Büyük kız var, küçük onun yanında. Yani kızımız konuşabilir mi? İsminizi zaten yazmıyoruz. Bir ondan konuşalım bakalım. Konuşabilir. Sağ ol anacığım. Geçmiş olsun kardeşim. Sağ ol hocam. Ne oldu? Sağ ol. Ne oldu? Esas siz söyle, bir başınızdan geçeni kısaca bir anlatın, özet. Ben ameliyat olmuştum. Davranışları bir tuhaftı. Hastanenin mescidinde ben seninle üstüne dedi. İmamciye nikahına kız kardeşini alacağım dedi. Ben olmaz dedim. Ben alacağım, anana dedim dedi. Alamazsın dedim. Hastaneyi ve ayağa aldırdım. Alamazsın diye. Herkese beni yalancı durumuna düşürdü. Babamla anamla evde istemiydi, o yüzden kavga ediyoruz dedi. Eve gelince de annem sizi hadi evimize götüreceğim dedi. Evimize bizi götürdü. Eve varınca bizim kalbimize ilaç yapmış. Bizi uyutmuş. Kız kardeşimin yanına cıvcıklanmaya gelmiş. Biz sabahla uyandık. Bir anda İşte uyuyorduk. Ne olduğunu bilemedik. Sabahında bir anda o kapı çalınca kaka vurdu. Erkek kardeşim geldiydi. Ben ayrı evdeydim. Peki. Annem huzurundan orada alıyordu. Anladık. Kendisi de kız kardeşimin yanına gelmiş. Anladık. Orayı anladık da siz olayı anlayınca mahkemeye vermediniz mi? Hiç bu adam kız kaçırdı diye şikayet edip yakalatmadınız mı? Dedik ama kimse gitmedi. Allah Allah. Başı tutuyor diyerek kimse sağ çıkmadı. Ya hocam, kendi babası da mı müdahale etmedi ya da ya hepsini uyutmuş diyor ya. Ay yani. Sonra? Sonra. Bak, size aç susuz benimle yaşamaya, tatavayızda yatmaya var mısın dedi. Kız kardeşimin elinden tuttu, aldı gitti. Birer ikişer sene dinak vurmuştum ama beni saymadı, gene de koydular gittiler. Şimdi benim yanımda 7 yaşında kızım var. Bakın, birincisi dinimizde... Sonra da biz boşanma davasını açtık ama şey olmadı. Çocuklar şimdi biri uğunuyu küçük olan, büyük olan da şey demiyor, konuşamıyor, tete konuşuyor. Allah Allah. Nikahsız, resmi nikahı yok. Ya o kardeşinle resmi nikahı da yok, öyle mi? Evet. Bunu ama sonra bir geldiğinde boş ol koydu bana yanına deyip duruyor. Şimdi de aklına geldikçe hala ben isteyeyim, ben gelmeyeceğim diyelim. Yol şeyde, sokakta, cahide, orada burada ekmek pişirsem ben gene varmam diyeyim ama geldiği küçük kız kardeşime ezeti diyeyim. Bak şimdi bir... Bunu ne yapmamız gerekiyor? Bak hocam. Bir erkek bir kadınla evliyken İkinci kardeşiyle, onun kız kardeşiyle evlenemez. Dinde haram. Allah anneyle, kız kardeşle, kızıyla, oğluyla evlenmeyi nasıl haram kıldıysa,
iki kız kardeşi bir arada nikahlamanız size haram diyor Kur'an-ı Kerim'de. Ancak daha önce ayrılmış, boşanmış, o da sindirirse içine ona bir müsaade var. Ama birincisi bu, haram işlemiş, Allah'ın yasasını çiğnemiş. İkincisi sizi uyutmuş, herkesi efendim aldatmış. Üçüncüsü o kızı aldatmış, resmi nikah kıymamış ve imam nikahı altında işte günaha giriyor. Burada maalesef kanunlarda da açık var. İnsanları eğitmezseniz kanunlar da yetmiyor. Burada tabii imam nikahı geçersiz sayıyor ama dost hayatını kanun geçerli saydığı için biz beraber yaşıyoruz dedi mi kurtarıyor kendine göre. Halbuki kurtarmaması lazım. Buna müsaade etmemek gerekiyor. Bu adamın bütün yaptığı pislikleri iyi bir avukat tutabilirseniz devletten isteyin avukatı. Sizin belki maddi gücünüz de olmaz. O avukat mücadele etsin. Sen üçüncü olarak da sakın onun bir daha onun sözüne, onun tehdidine sakın kanma. Ben bir daha senden evleneceğim falan. Zaten her şeyi berbat etmiş. Kapanmam hocam. Varmam ben seninle diyorum. Tabii diyeyim. Onu gözümden şikayet et. Düştüm, hayır varmam diyeyim. Senin yüzünden dedim. Kimseye güvenimcim kalmadı. Ya varmam demek yetmez. Polisi arayacaksın, beni tehdit ediyor diyeceksin. Öyle varmam demekle olmaz. Adamı şikayet et, yakalattır. Zaten her türlü pislik yapmış bu insan. Yazık, ayıp, günah diye pislik. Her türlü pisliğe bulaşmış. Hocam bir de şimdi küçük kız kardeşe de eziyet ediyormuş. Yani şimdi ona da eziyet ediyor. O da şikayet etsin. Bu adam ya sapık ya aklından noksan. Yani bunun bu işin tek çözümü var. Kanun. Sen doğurdun diye nesnafesin. Benim çocuğum kız olduydu. Sen doğurdun diye kızı hor vardı. Doğdu. Sürekli annesinin yanına geldi, yerde durdu. Küçüklüğüne ben hasret çıktım. Görmedim küçüklüğünü. Onların hepsi de bahane. O da büyük tabii terbiyesizlik. Sen kız doğurdun. Şimdi de oğlu oldu bir tane. Büyük oğlu, ittibak olan. Ama ona da iyi davranmıyor. Çocuklara da yazık. Siz bu adamdan kurtarın ama bu adama da devlet hak ettiği cezayı versin. Boşanmak istiyorum diyerek ben avukatı tuttum ama sürekli gelmeyeceğim. Sen hala resmi olarak boşanmadın mı? Hayır, daha bir belge varmış. Avukatımız o belge gelince soyadını değiştir dedi. Soyadını mı değiştir dedi. Bir an önce boşan. Soyadına dönebilirsin geri dedi. Soyadına dönmek ayrı bir şey. Bak, soyadına dönmek ayrı bir şey. Sen boşan ondan da. Hala boşanmadıysan bir an önce boşan. Boşandım. Dava açıldı hocam. Mahkeme şiddi bir dosya varmış. O dosya gelince tamam yine gidecek ama o bir hiç mi? Tamam. Evet. Doğruyordu o zaman hocam. Gitar gari demeyi bana. Sen hala gelmeyeceğim. Gel. Bunu bırakacağım, sen gel. Öyle deyip durup beni kefaz edeyim. Hayır, şikayet et. İlk aradığında şikayet et. Allah'a emanet ol. Hadi geçmiş hayırlı olsun. Günler diliyoruz. Hocamın dediklerini dikkate alın. Evet. Tamam. Ya, diğer telefonumuzu alalım. Alo. İyi günler hocam. Hayırlı günler. İyi günler. Benim sorum şöyle. Benim ablam kızıma sütünü verdi. Yani onun kızım ile oğlum arasında nikah hani düşmeyeceğini biliyorum. Evet. Ama öbür çocuklar için de geçerli mi onu bilmiyorum. Bir de bu mezhepte bir farklılık oluyor mu? Mesela mezhep farklılığı var mı? Şafii ne diyor? Hani ablan o sadece emmede mezhep farklılığı var. Doyasıya emmiş mi? İşte 3-4 defa emmiş mi? O mezhepler ona bakar. Ama haramlık açısından evlenen bir emen çocuk emdiği kadının bütün çocuklarına haram olur. Bütün çocuklarına. Anasına, babasına, amcasına, dayısına, torunlarına ve çocuklarına haram olur. Senin kızın emdi değil mi onu? Aha, evet. Senin kızına onun çocukları haram olur. Yalnız senin diğer çocukların onun diğer çocuklarıyla hatta işte o emen kızla da senin diğer çocukların onunla evlenebilirler. Anladın mı? Seninkiler ablamın çocukları kızım hiç bize olmuyor. Ablanın çocukları emen çocuğa haram olur. Emen. Hayır, emen çocuğa. Ama tamam. Diğer çocuklarınıza haram olmaz.
Tamam hocam. Teşekkür ettim. İyi günler. Peki. Hayırlı günler. Hayırlı günler diliyoruz size. Ben bir tane Instagram sorusu sormak istiyorum hocam. Bir izleyicimiz demiş ki, hocam hayırlı günleriniz olsun. Benim kız kardeşim eşini 4 gün önce kaybetti. 4 yaşında ikiz kızlarımız var. Merhum çocuklarına çok düşkün olduğundan kızlarının fotoğrafını ve atletlerini koydu mezarına. O anki psikolojiyle sonradan aklımızda soru işaretleri kaldı. Yaptığı doğru mudur yoksa mezarından almalı mıyız onları demiş hocam. Yani şöyle bir durum var. Enes bin Malik için anlatılır. Peygamber Efendimiz'in 10 sene hizmetini yapmış. Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı hatıralarını almış. İşte kabrime bunları koyun demiş mesela. İlk defa hocam. Tabii, hakikaten tabii. Bu program bu faydası var. Çok şey öğreniyorum evet, hocam. Kabrime bunları koyun demiş. Şimdi bu sevdiği bir insanın işte mendilini, bir hediyesini onunla gömülmek istiyorum derse bu normal, tabii bir şeydir. Fakat dışarıdan biz sevdiğimiz biri kabirde yatarken ona işte şunları çok yiyecekleri severdi onları götürelim. Bu elbiseleri severdi onu götürelim. Telefonunu istemişti onu götürelim. Böyle mezarına bazı dinlerde var. Mezheplerde bizim dinimizde yok. Çukur bir şey açıyorlar. Mezarın üstünden boşluk koyuyorlar. Öyle üzerine mi atıyorlar? Üzerine atıyorlar mezarın içine. Sanki canlı var orada yiyecek içecek gibi sevdiği şeyleri oradan atıyorlar. Bu yanlış. Ama beni bununla gömün demiş olması doğru burada. Yani o zaman tekrar o atleti, çocuğun atletini falan almalarına gerek yok. Almalarına gerek yok. Tabii. Yine Medine Hanım sormuş hocam. Eşim haftanın 3 günü arkadaşlarıyla yemeğe gidiyor. Beni çocukları götürmüyor. Ben de helal etmiyorum. Hakkım var mı demiş. Var tabii. Allah'a havale ediyorum demiş. Var tabii. Benim mutlu bir yuva için 6 mektup kitabım var. Hay yayınlarından çıkıyor. O şimdi inşallah Cumartesi günü de Konya'da kitap imza ve söyleşi var. Orada sohbet edeceğim, konferansım var. Orada bir maddede şu söyleniyor erkeğe. Dışarıdan yediğin, içtiğinden evine de getir ya da izinsiz oralarda yiyip içme. Şimdi bu önemli. Sen her gün affedersin baklava, pirzola, börek, kebap istediğini yiyorsun. Evde çocuklar ne bulurlarsa kuru ekmekten bir şeyler yiyor. Kul hakkına girer, erkek kocalık vazifesini yapmamış olur ve zulmetmiş olur onlara. Hakkını helal etmeme hakkı vardır. Bundan dolayı da büyük belalar gelir başına. Allah korusun. Bütün erkekler dinlesin hocam. Ben de bunu tatbik ediyorum mesela. Hakikaten, ben şahitim hocam, biliyorum. Evet, yani her ben zaman dışarıdan bir şey yersem eve de mutlaka onu götürüyorum ya da istiyorsanız getiriyorum diyorum. Ya da ortağın müsaitse eşinizle beraber tabii, gidiyorsunuz. Tabii doğrusu da o. Hocam. Yani yazık. Olur mu yani insan, hatta göz hakkı var komşu bile, değil mi? Sizin evinizden tabii, diyelim ki pişirdiniz balığı, koktu. Bütün apartmanı kokuttunuz. Biri balık pişiriyor. Pahalı, alamıyorlar. Birer tane gönder hiç olmazsa. Yani tadımlık gönder. Evet. Şerife Hanım demiş ki hocam, hayırlı günler hocam. Sizi çok seviyorum ve dinliyorum. Size bir sorum olacaktı. Ben hamileyim, saç kestirmek istiyorum ama bebeğin yaşı kısa olur diyorlar. Böyle bir şey var mıdır diye sormuş. Kesilen saç daha gür gelir. Bebeğin yaşı kısa olmaz. Hiç alakası yok. Saçı olmayan annelerin bile bebekleri ne kadar uzun yaşıyor. Olabilir, hastadır kadın, saçı yoktur ama bebeği uzun yaşar. Yani böyle bir şey yok. Hamileyken de saç kesilir, hamileyken de tırnak kesilir. Hamileyken de temizlik yapılır, bunun hiçbir mahsuru yok. Evet. Hocam şimdi bizim arkadaşlarımız Merve ile Dilara sokağa çıktılar hocam. Biraz sokağın nabzını, yani size soruları aldılar. Hemen bir sokak röportajlarımızdan sorularımızı alalım. Merhaba hocam. Nasılsın, iyi misin, iyi yayınlar. Bir şey sorabilir miyim? Acaba ağaçta bir şey düştüğü zaman alıp yesek haram mı, helal mı? Şimdi, evet hocam. Ağaç eğer bir komşunun ve kendi bahçesine düşmüşse izin yoksa alamayız. Sınırı çevriliyiz. Ama mezarlığa gelen giden yesin diye dikilmiş. Devlet, vatandaş buradan toplasın diye yol kenarlarına mesela bizim Başakşehir'de kış olduğu için rahatlıkla söyleyebilirim, şimdi yok, nasıl olsa erikler dikmişler 3 sıra
Yolun üst sırası erik, bu taraf üst sıra erik. Baharda herkes oralardan topluyor. Gereksiz meyvesiz ağaç dikmemiş, erik dikmiş. Üst sıra erik. Ben Kırım'da görmüştüm. Bir sıra elma, bir sıra şeftali, bir sıra armut dikmiş otobana. İki taraflı. Çok güzel hocam. Ha, çok mantıklı. Evet, evet. Sonra büyük bir gelir elde ediliyor buralarda. Onu devlet yaptırıyor vatandaş teşvik amacıyla. Şimdi bunlardan yenir ama başkasının malı izinsiz bahçesine girip yere düşmüş nasıl olsa denmez. Şöyle bir konu var. O Resulullah Efendimiz'in terbiye metodudur. Çocuk ağacı taşladı, hurmalara düşürdü ve yemeye başladı. Allah Resulü Efendimiz ona kızanlara kızmayın dedi. Çağırdı çocuğu. Dedi ki ey çocuk, niye o hurmayı taşladın da yedin? Karnım acıktı dedi. Karnın açsa yere düşenlerden ye, taşlama dedi. Bu da bir şey. Mecbur kaldın. Hı hı. Daha sonra da dersin ki ben bu sizden yedim, mecbur kalmıştım. Parasını bırakabilirsen bırakırsın, bırakmasan da helallik istersin. Hocam şöyle bir şey bilirim ben. Göz hakkı diye bir şey var. Yani yolda geçerken bir tane alabilir miyiz hocam? Bizim bir yerde komşumuzda da gördüm. Çok onları da tebrik ederim. Kendilerinin belki haberi yok şu anda benim onu söylediğimden de. Dalın birini toplamamışlar. Bak her yeri toplamış, sokağa taşan dalı toplamamış. Gelen geçen oradan güzel yesin diye. Güzel bir incelik olmuş hocam. O, harika. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Diğer sorumuzu alalım. Öncelikle bir sorum var sizlere. Allah'ın isimlerini zikretmenin fazileti nedir? Bunu öğrenmek istiyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Evet hocam. Evet. Estağfirullah. Fezkürûni ezkürkum. Veşkürûli ve lâ tekfurûn. Beni anın ki ben de sizi anayım. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Allah'ı andığın an Allah'ı seni anmasını sağlamış oluyorsun. Allah'ım deyince Allah lebbeyk buyur ya kulum diyor. Şimdi bir de otomatik hale getirmişsin. Allah, Allah, la ilahe. Efdalüz zikri la ilahe illallah. En büyük zikir la ilahe illallah'tır. Onun hem manası hem de lafzı güzeldir. Manası ne? Allah'tan başka ilah yoktur. Bu çok mükemmel bir mana. Tevhid dinin özü budur zaten. Bunu Allah'ın isimleri hangileri? Hay, hu, efendim hak, illallah, efendim Allah, la ilahe illallah, halik, bari, musavvir, mükebbir, mütekebbir, efendim hüvallahüllezîle başlarsın mesela. La ilahe illahu, el melik, el kuddus, es selam, el mümin, el müheymin. Bunların hepsiyle Allah zikredilir. Estağfirullah. Velillahil esmaul husna fed'uhu biha. Allah'ın güzel isimleri vardır. Allah'ı onlarla anın, onlarla çağırın buyurulmuş. Peygamber Efendimiz de diyor ki inne lillahi tis'aten ve tis'in esmen men ahsaha dehelel cenne. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları hakkıyla sayarsa cennete girer. İnşallah. Ne güzel. Çok Ankara'da hava kirliliği olduğu zaman hu esmasını çok çekin demişti. Mesela şimdi salgın var, hastalık var. İnsanlar ölüyor. Hay esmasını daha çok çekmemiz gerekebilir. Hay. El hay. Hay, yaşatan. Hay. Yahya da oradan geliyor ya. Allah sayı önemli biz. Mi hocam? Sayı peygamberimiz 33, 33, 33, 99'dur. 99'a tamamlarsak güzel olur. Evet. Yani şu anda salgın hastalığına karşı o zikir olarak el hay. El hay esması bugünlerde inşallah yaşatması için daha çok önem arz ediyor. Ona devam edelim derim. Evet. Diğer sorumuzu alalım. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm. Kabristan'ın kenarından geçerken Fatiha okunur mu abdestsiz? Evet hocam, mesela abdestimiz yok. Mezar ziyaretine gittik. Sadece kenarından değil. Evet. İçeriye, mezarlığın içine de abdestsiz girilir abdest mi? Abdest şöyle, normal namaz abdestimiz yok ama biz temiziz. O durumda Kur'an-ı Kerim'i ezberimizden bütün surelerini olduğu gibi Fatiha'yı da okuyabiliriz. Kabirin yanından geçerken Fatiha dua yerine de geçer. Yasin de dua yerine geçer. Bunları biz hem kabrin içinden ya da dışarıdan okuyabiliriz. Peki hocam, kadınlar özel günlerinde mezar ziyareti yapabilir mi? Mezar ziyareti yapabilir ancak Kur'an-ı Kerim'i telaffuz edemezler. Dua okurlar. Ezbere okuyabilir mi hocam? Ezbere de okuyamazlar. Sadece dua ederler. Hmm. Ve zikir yaparlar. Onlara ya mesela şu duayı yapabilirler.
Esselamu aleyküm ya ehlet diyar ve inna inşaallahu bikum lahikun gafarallahu lena ve lekum ve lisairil müminine vel müminat vel müslimine vel müslimat el ahyai minhum vel embat bir rahmetike erhamer rahim. Bu duayı kadın her halinde yapabilir. Ne diyor? Ey kabir ehli, size selam olsun. Biz de size yakında kavuşacağız. Allah sizi de bizi de affeylesin. Amin. Cenab-ı Hak bütün mümin müminatı, Müslüman müslümanatı, yaşayanları, ölüleri rahmetiyle gark eylesin diye dua yapıyoruz. Amin. Amin. Evet, diğer bir sokaktaki yine mikrofonumuzda soruyu soran izleyicimiz. Selamünaleyküm hocam. Selam. İcra yoluyla satışa sunulan malların alınması caiz midir? İyi yayınlar. Evet, bu da çok sorulur hocam. Hatta şey derler hocam, ağlayanın malı gülene fayda eder mi denilir hocam. Şimdi vakıf malını mesela daha önce vakıfmış, burayı dükkan yapmışlar ya da daha önce mezarlıkmış, burayı ev yapmışlar. Bunlardan pek hayır gelmez. Vakıfın gayesi dışında kullanılıyor. Sen de oradan istifade etmek için, orada satın alıyorsan, kiralıyorsan orada pek hayır gelmez. Ama gayesi uğruna kullanıyorsan faydası olur. İcrada da bu bir satılacak, boşa gitmesin, ölüyor yani bir şey. Ama bir ah almışsa bundan çok kıymetli bir alışveriş değil. Yani sonunda mecbursan, zaruret varsa yap ama hayatını bunlarla geçiriyorsan biraz sıkıntı. İşte hocam insanın bir tane evi var, o da icraya gitti, o ağlıyor mesela ya yani. Bu icra, o öyle bir evi almak, o evi... İcrada acayip bir şey, bu köprü paralı yollar var ya, 10 lira için şimdi icraya veriyorlar. Avukatlar, 100 tane avukat tutmuş adam herhalde. İşi gücü icraya vermek. Senin haberin de yok. Senin malın, mülkün icraya verilmiş oluyor. Bu da saçma sapan bir şey. Evet. Yani avukatı olan köşeyi dönüyor. Uğraş dur sen ondan sonra. Malımı satacağım, alacağım, kiralayacağım. Haberin yok. Bankadaki maaşına bile ipotek koyduruyor. 5 kuruş için. Adama haber vermeden. Bunları da kınıyorum yani, bu da saçma sapan yani bir şey. Yani hocam o zaman ne diyelim izleyicimize, çok doğru bir alışveriş değil mi diyoruz hocam? Yani caizdir ama tercih edersek tercih etmemek daha doğru. Etmememiz lazım. Evet, bir telefonumuz hazır. Buyurun efendim, hayırlı günler. Alo, evet, Gülzade Hanım. Aleyküm selam. Gülzade, ne güzel isminiz var. Türkmenistanlı mısınız? Türkmenistan'dan mı arıyorsunuz? Benim kızım Gülzade. Benim ismim Sangül. Kızım Gülzade Rahmanova. Sizden çok, sizi programınız çok bakıyor. Sizi çok seviyor. Ellerinizden öpüyor. Allah razı olsun. Dua bekle. Evi yok. Bir sıkıntı, bir hastalığı var. Nerede, nerede yaşıyor? Nerede yaşıyor? Türkmenistan'da yaşıyor. Sen şimdi Türkmenistan'dan mı arıyorsun? Yok, ben burada çalışıyorum. Ha, burada çalışıyorsun. Ha, Gülzade adına söylüyorsun. Evet, Gülzade benim kızım. Dua bekliyor diye. Türkmenistan'dan da bizi izliyorlar ama orada televizyonlarda bizim program, sizin zaten Türkçeniz Türkmenistan'ın bizim gibi aynı. Bizi izliyorlar değil mi? Televizyon var orada. Tabii tabii tabii. Doğru. Evet. Buyurun. Ellerinizden öpüyor. Sizden Allah razı olsun. Dua bekliyor. Çok selam. Kıra evde yaşıyor. Çok selam sizden söyle. Dua bekliyor. Çok selam söyle. Rabbim yardımcısı olsun. Bahtını açsın. Ha. Bol helal rızıklar versin. Geleceği güzel olsun kardeşimizin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Size de sağlık, afiyet diliyorum. Sağ olun. Rahmanova ailesine selamlar. Hayırlı günler diliyoruz. Sağ şimdi. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi birkaç tane WhatsApp sorusu alalım hocam. Evet arkadaşlar. Eğer hazırsa. Merhaba hocam. Size sorum olacaktı. 4 sene önce evlendim. 3 yaşında bir oğlum var. Şu evlilik sürecinde eşimden çok eziyetler gördüm. Geçimsizlik, dövmek, sövmek, şiddet. Anlaşamıyoruz hiçbir konuda. Sonunda dayanamayıp çocuğu da alıp geldim annemin yanına. Ailem bana destek oluyor, arkamdan duruyor. Ama işte Kur'an üzerinden söylediler bize hocam. Evine dönmezsem eğer kötü olaylar olabilir. Ve çocuğumu etkiler bu. Mesela kör olabilir. Ne kadar doğru olabilir bu? Yani mümkün mü olabilir? Bilir mi Kur'an-ı Kerim'in bakıp bunu söylemek? Ne kadar ilginç yorumlar var hocam. Eve dönmezse çocuğun kör olabilir. Yani şimdi hem dayak yiyecek hem eziyet görecek. Ondan sonra da ailesinin yanına gitmiş. Evine gitmezsen suçlusun. Şöyle, çocuklar zaten arada ezilen onlar. Evet. Onlara zarar geliyor ama sen dönmediğin için çocuğun kör olur diyorsa burada bir hasta bir tip bunu söyleyen.
Böyle bir şey yok. Ne Kur'an'da var ne de tıpta var böyle bir şey. Ama çocuğun psikolojisi bozulur. O doğru. Orada baba da esas suçlu o. Değil mi? Tabii. Bakmayan, etmeyen, annesini döven, eşini evden atan o suçlu o. Suçu vebali babanın olur. Sen sağlık açısından, şiddet açısından bir güven, bir emniyet, bir söz, kesin bir karar görüyorsan o zaman ancak dönmek istersen dönersin. Yoksa kimse seni günahla, veballe korkutmasın. O günah, vebal o kocanın. Çocuğa sahip çıkmak da artık o kocanın, devletin vazifesi. Devlet seni koruyacak. Sana efendim gereken ihtimamı gösterecek. Ondan sonra çocuğuna dönersin ya da dönmesin. Karar senin olacak. Evet. Diğer WhatsApp sorumuzu alalım. Hocam selamlar. Aleykümselam. Kur'an-ı Kerim'de Cuma suresinde Cuma namazı ile ilgili ayette ey inananlar deniliyor. Hı hı. Ey inananlar denilince burada erkekler değil de bayanlara da Cuma namazı vacip olmuyor mu? Çünkü orada ey inananlar deniliyor. Sadece erkekler ya da kadınlar denilmiyor. Doğru. İnananlar deyince Cuma namazı bayanlara da vacip olmuş olmuyor mu? Selamlar. Evet, evet hocam. Bir ayet-i defa, kerimeyi de hocam arkadaşlar şimdi yayına verecekler. Tabii Cuma suresi. Estağfurullah. Ya eyyühellezine amenu izâ nuhdiye lis-salâti min yevmil cumâti fes'âlû ilâ zikrillâhi ve zerrul beyi'. Bu ayet-i kerimede ey iman edenler, ey inananlar, Cuma günü, Cuma için ezan okunduğu zaman efendim çağrı yapın, Allah'ı anmaya koşun, alışverişi bırakın. Zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Bu ayet ne diyor? Ey inananlar diyor. Cuma namazı vacip değil, farzdır. Farz. Vacip usul açısından, usulen vacip demek aslında diğer mezheplerde de farz demektir zaten. Vücub gerektirir demek, farz gerektirir demek. Ama Hanefi mezhebi farzdan sonra bir def derece olarak vacibi bir derece aşağıda görür. Fakat Cuma namazı farzdır. Kime farzdır? Sağlığı yerinde olana, hür olana, Cuma'ya gitmeye muktedir olana, yani sağlığı açısından. Bunlara Cuma farzdır. Akıl bali olan herkese Cuma farzdır. Burada kadın erkek ayrım yapılmaz. Kadınlara şöyle bir istisna vardır. Doktorlara, bekçilere, vatan için milletini güvenlik görevlilerine korumaya çalışanlara nasıl izin varsa, o anda asker nöbet bekliyorsa, doktor hastanın başına ameliyat yapıyorsa, kadın da çocuğuna, çocuğuyla eviyle meşgul bırakırsa, zarar görecekse zarureten gitmeme hakkı doğar. Onun için kadınlara erkekler gibi Cuma'ya gideceksin diye zorlanmaz. Çünkü yapacağı işleri vardır. Evi evet. Bekliyordur vesaire. Evet. Ha hiçbir şey vazifesi yok. Rahat. Cuma'ya da gitme imkanı var. Kadınlar Cuma'ya giderler. Müsait o saatte. Cuma namazı kılınır ve o namaz Cuma namazıdır. Sevabını alır. Hutbeyi birinci ağızdan dinler. Öğle namazını tekrar kılması gerekmez. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bayram namazlarını ve cuma namazlarını namazgâhta kılardı. Namazgâhta kendisine erkekler de, kadınlar da, çocuklar da tabi olurdu. Hatta beş vakit namazında peygamberin erkekler, ardından çocuklar, ardından hanımlar saf tutarlardı. Biz şimdi kadınlar camiye gitmesin diye bir kafamızda bir şey maalesef uydurduk. Kadınlar ve çocukları da kadın, istemiyorlar. Çocukları hocam da istemeyenler, kadınlar da istemeyenler sadece böyle kötürüm olmuş, ayağı bir ayağı çukurda olan, mezara gitmek üzere olan ihtiyarlara kalmış cami. Maalesef. Böyle bir cami hayal ediyoruz. O cami peygamberin camisi değil, İslam'ın camisi değil. Bilakis İslam'ın camisi okuldur. O okulda herkes gider, dersini görür ve namazını kılar. Şimdi kadınlar camiye gidip hutbe dinlemediği için, birinci ağızdan, gerçek o hocalardan vaaz dinlemediği için uyduruk, kaydırık, ne kadar hurafe varsa onların arasında yayılıyor. Oo, al başını, düzelt bunları bakalım, düzeltebilirsen. Şimdi elhamdülillah yavaş yavaş hanım hocalar da zaten çıkıyor, evet, ve bunları anlatıyor. Mesela
Yani kızlarım, benim bir kızım var mesela, hiç namaz cumayı terk etmez. Ay maşallah. Hiç cumayı terk etmez. Maşallah. Yani namazı demiyorum, cumayı terk etmez. Maşallah hocam. Peki diğer WhatsApp sorumuzu alalım. Merhaba hocam, 11 yıllık evliyim. Dini nikam kıyılırken hoca bana mehir sormadı. Bununla ilgili bir sıkıntı çıkar mı? Şöyle, sen sıkıntı çıkarırsan çıkar. Ben mehrimi istiyorum dersen o mehri alacaksın. Konuşulmamış bir bedel, misli, mehri misil takdir edilir. Senin kardeşlerin, ya arkadaşların, o şehirde insanlar nasıl, ne kadar bir mehir istiyorlar, onu istemek senin de hakkındır. Bu takdir edilir ve bunu vermek zorundadır eşi, kocası. Evet. Yani hocam yıllar da geçse yine isteyebilir. 30 sene geçse mehrini isteyecek, kadın biliyorsa, ihtiyacı varsa. Yok, affettim. Tamam. Ha, helal ettiyse sorun helal yok. Helal ettiyse sorun yok. Evet. Diğer sorumuzu alalım, WhatsApp sorumuzu. Selamun aleyküm hocam. Size aleyküm bir sorum selam olacaktı. Buyurun. Biz mühürle namaz kılıyoruz. Bazı kişiler biraz tuhaf bakıyor. Bunun sakıncası nedir? Bu mühür, arkadaşlar mühür bir gösterseniz, büyütün, o mu gönderdiği resim? Yok hocam. Mühürle. Mühür dediği hocam, ben de araştırdım. Hı. Böyle bir taşın üzerine şöyle bir şey varmış hocam. Affınıza sığınarak söyleyeceğim. Peygamber Efendimiz seccade ve halının üzerinde kılmadığı için, toprak ve taşın üzerinde kıldığı için, ondan dolayı böyle bir taşın üstünde namaz kılıyorlar. Hı, şu anda meseleyi resmi anladım şimdi. Bak, mesele bu. Peygamber Efendimiz seccadede, halıda namaz kılmadı sözü yanlış. O için böyle bir taş yapıyorlar. Bu yanlış şimdi. Onu düzeltelim önce. Resulullah Efendimiz'in Mescid-i Nebevisi topraktı yer. Evet. Oraya herhangi bir halı serilmedi. Seccade serilmedi. Doğru. Peki Peygamber Efendimiz bir eve gittiğinde toprakta mı namaz kılıyordu? Hayır. Resulullah Efendimiz evimize geldi diyor Enes bin Malik. Hemen biz hasırımızı diyor temizledik. Hasır vardı evde. Hasırı temizledik, sildik sularla. Serdik Resulullah Efendimiz'e, hasırda namaz kıldı. Demek ki bir seccadesi var. Hasır seccadesi vardı. Kendi evinde de yatağının kenarında namaz kılıyordu. Hep peygamber hep toprakta namaz. Onun için hasırda namaz, efendim halıda namaz, seccadede namaz caiz. Biz yanlış yapmıyoruz. Burayı bir düzeltelim. Peygamber toprakta namaz kıldığı esas alıp Kerbela toprağını secde eden Şii kardeşlerimiz var. Kerbela toprağını kutsal sayarak Kerbela toprağına, Allah'a değil de Kerbela toprağına secde ederse olmaz. Bak, secde Allah'a yapılır. Şirke mi giriliyor hocam? Şirke girilmez ama secde Allah'a yapılır. Toprağa peygamber secde yapmıştır. Ben de toprağa secde edeyim, normal. Bunda bir şey yok. Ama bu illa Kerbela toprağı olacak. Niye? Hazreti Hüseyin orada şehit oldu. Ve bu toprak kutsal görüyorsa Kabe, biz Kabe'deki toprağı bile buraya getirip secde etmiyoruz. Burada bir problem var. Şunu söyleyebilirim. Bu kardeşlerimiz o toprağa secde ediyorlar. Tamam, toprağa secde etsin, bir şey demiyorum. Ama toprağa secde etmezsen, peygamber topraktan başka bir şey secde etmemiş diyorlarsa yanlış söylüyorlar. Az önce söyledim. Bir sürü hadisler var. Peygamber Efendimiz Buhari hadisidir. Hasırın üzerinde namaz kılmıştır. Evet. Yani hocam şey, o taşın üzerine alnını koyup orada secde etmesine bir sakınca yok. Yani kendi gelenekleri, görenekleri, mezheplerinin gereği, bir şey demiyorum ama şunu bilmeleri lazım ki dinin şartı değil bu. Kendileri, evet, sonradan ortaya koydukları bir şeydir. Onlar camilerinde vardır. Tesbih gibi topraklar, o kenarda kesilmiş böyle kurutulmuş taş gibi topraklar. Secde anında bir mendil sererler, üzerine onu secde ederler. Şimdi iş değişti. Koronadan dolayı biz de kağıdın üzerine secde ediyoruz. Yani evet. Ya kağıda, ya mendile, ya şeye. Korunma, evet, açısından. Yoksa bir özel bir namaz şekli yok öyle dinimizde. Ben de hiç görmedim hocam yani böyle. Ben taş gördüm, ben çok gördüm. Onu de. Problem şöyle, onu illa Kerbela toprağına secde edeceksin. Niyet. Dersen o yanlış olur. Evet, hemen telefonumuzu alalım. Buyurun efendim, hayırlı günler. Hayırlı günler olsun. Selamünaleyküm sayın hocam. Aleykümselam kardeşim. Şimdi sayın hocam, ben yıllar önce beni dolandırdılar. Ben de hakkımı helal etmediğimi yüzlerine söyledim. Bir tanesinde geçen hafta cenazesi oldu. Cenazesinde de hakkımı helal etmediğimi söyledim.
Ama hoca bizi helalleştirmedi. Yakınları da helallik almadılar benden. Ben yine hakkımı helal etmiyorum. Ve bu kişiler 10 kişi hepsinin de cenazesine gidip hakkımı helal etmediğimi tekrardan söyleyeceğim yani. Böyle bir durum. Bunun hükmü nedir hocam? Şimdi ben bir cenaze namazını kıldıracaktım. Oradan geldi dediler ki hocam bize bu arkadaşın borcu vardı. Borcunu ödemedi. Biz hakkımızı helal etmeyeceğiz. Sen soracaksın. Hakkınızı helal edin diye soracaksın. Biz de o arada diyeceğiz ki helal etmiyoruz. Allah Allah. Dedim ben bu cenazeyi kıldıramam. Cenaze sahibine dedim ki bak bunlar alacaklı. Bunlar da efendim siz de amcasısınız, dayısısınız, oğlusunuz, amca çocuğusunuz. Alacaklıları olduğunu söylüyor. Doğru mu? Doğru. Helal etmeyeceklermiş. Biz kefiliz, biz ödeyeceğiz dediler. Kabul ettiniz mi kardeş? Kabul ettik hocam. Tamam, bunlar ödeyecekse, kefil oluyorlarsa kabul ettik. Seni de şahit tutuyoruz dediler. Onun üzerine ben cenaze namazını kıldırdım. Hocam o zaman borcu olanların cenaze namazı kılınmaz mı hocam? Bunu öyle mi anlayalım? İnkar ediyor, ödemiyorsa borcu olanı Peygamber Efendimiz cenaze namazını kıldırmadı. Önce borcunu ödeyin. Allah muhafaza. Tabii. Önce borcunu ödeyin. Sonra cenaze namazını kıldırayım dedi. Şimdi alacaklının bu hakkı var mı? Adam her tarafa derdini anlatmış. Alamamış. Cenazede de helal edin. Etmiyorum. Benim alacağım var. Ödeyin bunu. Bu ciğeri yanmış adamın. Binlerce alacağı varsa. Şimdi bu adam haksız mı? Alacaklının hep hakkı vardır. Bırakın cenazeyi. Bir gayrimüslimden Peygamber Efendimiz bir borç aldı. Rehin aldı. Borç aldı yani daha doğrusu. Rehin verdi, borç aldı. Adam geldi Peygamber Efendimiz'e günü geçiyor diye şey yaptı. Sataştı. Hücum ettiler ya sen ne oluyor? Peygamberler nasıl konuşuyor? Bırakın onu alacaklı hakkı var adam. Konuşmaya hakkı vardı. Gayrimüslime. Ve ödeyin borcunu. Ödedi Peygamberimizin borcunu. Ödediler. Şimdi bu arkadaşın hakkı var ancak bir şey daha var. Sevgili kardeşim, kanun var, hukuk var. Bu yollardan sen bu hakkını alabiliyorsan bunları deneyeceksin. Cenaze namazını kollamayacaksın. Cenaze namazını kolluyorsan provoke ediyorsun. Bu tarafı da var bak şimdi. Bunlardan da hak alamadın. Yaptın, gittin konuştun. Seni terslediler, saymıyoruz, etmiyoruz dediler. O zaman hakkın olabilir ama haksız yere onlar diyorlar ki biz ödedik. İspatı bu. Sen hala diretiyorsan o zaman büyük günaha giriyorsun. Bütün insanlara yalan söylüyorsun. Bütün insan o cenazenin oradaki hürmetine saygısızlık yapıyorsun. Buna da dikkat etmek lazım. Allah muhafaza. Tek taraflı olmaz. Allah muhafaza. Evet. Alo. Alo buyurun efendim. Alo. Düştü herhalde. Hocam sırada bir haberimiz var. Her programda biliyorsunuz bir haberimizi gösteriyoruz. Evet. Şimdi Denizlili Ahmet Karay'dı galiba hocam. Endonezya'dan internet vasıtasıyla hocam. Endonezya'dan bir hanımefendiyle evleniyor. Ama evlilikleri hocam 4 ay sürüyor. Şimdi haberi izleyelim. Size şunu soracağım hocam. Farklı kültürlerden insanlarla evlenmek caiz midir? Onu soracağım hocam. Haberimizi izleyelim. Evet yani, hocam. Sanal evlilik. Şimdi evlilik yabancı bir kadınla, Müslüman bir erkek, Müslüman bir kadınla dünyanın neresinde olursa olsun tanışıp evlenebilirler. Sıkıntı yok bunda. Ama burada ibretlik bir konu var. Dilini bilmiyorsun. Kimdir, nedir, dolandırıcı mıdır? Bu kadın evli midir, bekar mıdır? Belki onu bile bilmiyorsun. Hiçbir şey araştıramadın ki. Sadece merhaba, merhaba. Evlenmek istiyorum, evlenmek istiyorum. Bir de dil de yok hocam. Dil de çeviriyle yok. Çeviriyle konuşuyor. Böyle evlilik olur mu? Geçmiş olsun. Soğuk su iç üzerine. Yani hocam. Öyle denir. Ama ibret tarafı da var. Bu ders olsun bu tür evlilik yapanlara. Özellikle yabancılarda da böyle dolandırıcılar çok fazla. Parası pulu için geliyorlar, nikah kıyıyorlar. 3-4 ay evli kalıp kaçıp gidiyorlar. Böyleleri var. Dolayısıyla bu dikkat etmemiş bu kardeşimiz. Şimdi onun tabii kuralları vardır. Devlete ispat ederse bu kadının kendisini aldattığını ve kaçıp gittiğini nikahı burada mahkeme boşar.
O da yeni bir evlilik yapabilir inşallah. Evet. Yeni evliliğinde de dikkat etsin. Tabii. İnşallah. Akıllanmıştır inşallah hocam. Evet. Şimdi hocam yine sırada yine bir haberimiz daha var. Bu da Ankara'da bir kadın kendisinden 47 yaş büyük bir adamla evleniyor hocam. Sonra yürütemiyor. Boşanma davası açıyor. Kadın. Kadın kendisinden büyük. 47 yaş büyük hatta. 47 yaş. 50 yaş büyük. Yani diyelim ki kadın 20 yaşında, adam 70 yaşında. Gibi hocam. Evet. He. Böyle birisiyle evleniyor hocam ama evlilik görünmüyor. Kadın hatta para için evlendiği söyleniliyor. Sonra kadın tazminat davası açıyor ama sonuçta 10 bin lira daha ödemek zorunda kalıyor. Haberi izleyelim hocam. Bu evlilik yaşını da konuşalım hocam. Peki. Dinimize göre. Buyurun. Ben de kazdığı kuyuya kendisi düştü aslında. Ben evlilikte, dinimizde evlilik yaşını sormak istiyorum. Evlilik yaşı, ergenlik yaşı. Yani şöyledir, rüşt yaşıdır. Evet. Kur'an-ı Kerim malın tasarrufunu, iş yapma yetkisini, akit yetkisini verdiğiniz kişilerin evlenmesi, nikah çağı olarak şey yapıyor. Tam da ayetler üst üste geliyor. Yani bir insana bir iş teslim ediyorsanız, imza yetkisi veriyorsanız o evlilik yaşıdır. Bu da nedir? Hanefi mezhebi 18 demiş. Rüşt yaşını. Evet. Evlilik yaşı içinde 18 çok ideal bir yaştır. Osmanlı bunu kadınlarda 17 olarak da kullanmıştır. Evet. Yani 17 de indirdiği olmuş. 17 ile 18 ideal bir yaştır. Evet. En alt yaşıdır bu. Ama bu 18'ini geçtikten sonra bir kadın ya da erkek, 25 yaşındaki bir erkek 50 yaşında bir kadınla evlenebilir mi? Evlenebilir. Zaruret vardır vesaire. Ama tercih edilir mi? Edilmez. Peygamber Efendimizin güzel bir sözü var. Hepsi güzel ama evlilikle ilgili bizim, hı hı, bizim açımızdan ders alacağımız bir sözü var. Tünkehul mer'atu li erba'i hısalin. Kadın 4 şey sebebiyle nikahlanır diyor. Niyetler bu 4'e göre değişir. Veli maliha, kimisi malı için evlenir. Sadece kadın değil, erkek için de. Buradan da gördüğümüzde erkek de mal almak için evlenmiş. Evet. Mahkeme bunu anlamış. Anlamış. Veli maliha, veli nesebiha, soyu için. Veli cemaliha, güzelliği için. Veli diniha, dini için. Aleyki bizatid din, teribet yedak. Elin bereketlensin, sana dindar olanını tavsiye ederim, diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi bunlar yaşlar 18'i geçtikten sonra evlilik hukuken caizdir. Hukuken. Hukuk aldatma var mı? Ona bakar. Bir suistimal var mı? Ona bakar. Ama vicdan ve örf orada başka şey de arar. Denklik var mı? Denklik var mı? Denk değil. O zaman bu denk değilse bu evlilik yürümez. Zaten yürümedi hocam. Yürümez. Evet. Adam 80-70 yaşında, kadın 30 yaşında. Yürümez. Biri diyelim ki Afrika'nın bilmem hangi köyünden bir erkek efendim işte diğeri de veya tersini de söyleyebiliriz. Amerika'nın bir köyünden bir erkek, Afrika'nın bir cumhurbaşkanıyla, bir hanımefendisiyle. Burada da denk diyor. Bu caiz mi? Caiz. Hukuk buna bir şey demez. Ama bu evlilik yürür mü? Bunlarda sıkıntı var. İşte o zaman Peygamber Efendimiz'in bir de tavsiyesi var. Ahlaklı olanı, dindar olanı tavsiye. Yani seç ki aldatmasın seni. Seni yarı yolda bırakmasın. Efendim seni mutsuz etmesin. Ahiretini de kurtarasın. Sana helal haram yedirmesin. Ya haram yedirmesin, helaline getirsin. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu erkekler için de geçerli. Erkek ve kadın için aynı şey. Evet, şimdi telefonumuz hazırmış. Hemen bir hoş geldin diyelim. Buyurun efendim. Buyurun. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba efendim. Hocam. Antalya. Televizyonunuzun sesini biraz kısabilir misiniz? Tamam, televizyonun sesini kısıyorum. Yankı benim yapıyor. Annem 86 yaşında. Evet. Kıstım. Tamam. Dinliyoruz. Size bir soruları olacak. Onu bir dinleyebilir misiniz? Yanınızda mı anneniz? Yanımda. Buyur anacığım. Sizin hayranınız zaten, hiç bu aramızı kaçırmaz hocam. Allah razı olsun. Ellerinden öpüyorum. Anacığım buyur. Hocam. Buyurun. Hocam günaydın.
Evet. Hocam günaydın. Günaydın efendim. Buyurun. Hocam, ben dört çocuğum var benim. İkisi olan ikisidir. Evet. Bizler ben ayrı bir yanında yaşıyor. Onun yanında yaşıyor diyor. Benim oğlum küçük oğlum. 3 senede 4 senede bir darlıyor beni. Beni kötü bulamadım biliyor. Ben 88'de önce hocaya haciyet ettim. Evet. 86 yaşındayız. Tamam. Ben de orospu kadını diyor. Ben bunu kaldırmadım. Ben çok ağzımda gidiyor, yaşayamadım. Ben buna nasıl oğlum diyebilirim. Oğlun kızlara... Ben buna... Oğlun kızlara karşı mı çıkıyor? Namaz kılarken ben dua ediyorum. Anacığım. Acaba ben buna günahkar mı oldum? Anacığım, oğlun kızlara eziyet mi ediyor? Hadi kaç. Evde kabul etmiyor mu? Ne yapıyor? Kızlara karşı mı çıkıyor? Ben evimizde. Her kocasından aynı birisi ayrıldı geldi. Biliyorum, tamam, kızlar yanınızda. Eziyet ediyor beni. Ha, eziyet ediyor sana. Küfür ediyor hocam. Hmm. Küfür ediyormuş. Allah ıslah etsin. Hocam, Allah ıslah hocam, etsin. Hocam bir evim vardı. Bir evim vardı sattım. Hocam. Anladım. Hoş geldin. Mal için annesine küfür ediyor. Bir evim vardı sattım. Bir işe takdim ettim parasını. Sahibi orasıyla da ne getiriyor diye beni eziyet ediyor. Tamam, anladım anneciğim. Senden bir fikir almak. Tamam. Kültürlere sahip in. Tamam. Anam değil ki benim oruçlu kadın diyor ben. Sen bunu hak etmeden bir kadın. Allah kolaylık versin. Tamam arkadaşlar. Bu benim elime sabah hocam. Evet, anladım anacığım, cevabını vereceğim. Şu karşılıklı telefonun gürültüsünden anlaşılmıyor. Teyzeciğim, ellerinizden öpüyoruz. Şimdi hocam cevap verecek. Cevabını vereceğim, ellerinden öpüyorum. Şimdi bir dertli ana var. Evet. Oğlu... Kızlar yanına gelmiş, eşlerinden boşanmış, mecbur onlara bakıyor. Sanıyorum büyük bir kıskançlık ve mal kavgası var. Bu da anasından alıyor hıncını, küfrediyor, eziyet ediyor. Anne de ona beddua ediyor. Evet. Bu erkek baba gibi o kızlara sahip çıkması lazım. Bırak sahip çıkmayı, onlara eziyet ediyor, anasına eziyet ediyor. Büyük günaha giriyor. O beddua alan çocuğun iflah olması mümkün değil. O oğlunun. Dünyada da başına büyük belalar gelir. Ahirette de onun cezasını çeker. Allah ıslah etsin. Ana bedduası, anne hayattayken hiç olmazsa eline ayağına yapışıp tövbe edip affını dilemesi lazım. Yani yoksa hocam, işi zor. 86 yaşındaki bir anne el üstünde tutulması yani, lazım küfür mı? Yiyor. Ya. Fırsata çevirmek lazım maalesef, aslında. Maalesef. Evet. Küfür yiyor. Şimdi hocam bir WhatsApp sorumuz var. Onu alalım. Hocam hayırlı sabahlar. Ben bir soruda bulunacaktım. Benim dizim ağrıyor. Ve eğilemediğim için koltukta oturup namaz kılıyorum. Kabul müdür? Bir de bildiğim süreleri, duaları okuyup namaz kılıyorum. Acaba bunun bir günahı var mıdır? Şimdi hocam bir kısa bir ara vermemiz lazım. Evet. İşte bağaya da rica edelim. İsterseniz hocam reklam dizi, dönüşünde evet, dizi, bir koltukta nasıl namaz kılınır? Evet, sandalyede, koltukta sandalyede. Ya da hasta olanlar nasıl namaz kılabilir onu bir gösterelim. Gösterelim evet. Kısa bir aradayız. Hocam hayırlı sabahlar. Ben bir soruda bulunacaktım. Benim dizim ağrıyor ve eğilemediğim için koltukta oturup namaz kılıyorum. Kabul müdür? Bir de bildiğim süreleri, duaları okuyup namaz kılıyorum. Acaba bunun bir günahı var mıdır? Evet hocam, bu soruyla telefona reklam arasına girmiştik. Doğru, şimdi sureleri hemen söyleyeyim. Fatiha'yı bilmesi lazım. Bir de ya Kevser suresi ya İhlas suresi gibi bir tane sure bilmesi lazım. Bazıları sureyle duayı karıştırıyor. Mesela Sübhaneke sure değildir, Ettehiyyatü sure değildir. Bunlar duadır. Bunlar namaza başlarken oturuşta okunurlar. Ama sure Kur'an'dan olan ayetlerden oluşur, o da Kevser suresi, İhlas suresi, Kafirun suresi, Elem Tera gibi onlar bunlardan en az bir tane bilecek. Yani hocam bir namaz kılabilmek için bir Fatiha suresini bileceğiz, bir tane de bir sure bileceğiz. Bir sure mutlaka bilecek mutlaka. Bir insan. Müşteba, hoş geldin.
İyisin Müşteba, sen de. Evet hocam. Allah buyurun. Bütün hastalara şifalar versin. Amin. Ama bazen de insan hakikaten işte dizine bir şey darbe yiyor, eğilemiyor. Beli ağrıyor, eğilemiyor. Doktor eğilme diyor. Yaşlılık sebebiyle artık gücü takatı kalmıyor. Dinimizde kolaylık dinidir. Hastaların da namazı terk etmemesi lazım ama nasıl kılacak? Ona bir kolaylık vermiş. Kendinden geçinceye kadar namaz farzdır. Yani bir insan bayılıncaya kadar, komaya girinceye kadar o insanın namaz kılması lazım. Yatalak da olsa yatalak kılması da olsa, lazım. Engelli de olsa namaz farzdır. Abdest alabiliyorsa abdestini alır, alamıyorsa teyemmüm yapar. Abdestli ve teyemmümlü bir şekilde ya da abdestli bir şekilde mesela hiç tekerlekli sandalyeden kalkamıyor. Yere oturamıyor, kalkamıyor. Ayakta yürüyemiyor. Öyle insanlar da vardır. Ya da yürüse bile zor yürüyor ve oturarak namaz kılması mecbur. O şekilde ne yapacak? Niyet hocam, ettim Allah rızası için. Özür dilerim. Bugün sözünüzü çok kestim ama hocam dikkatimi çekti şimdi. Müşteba'nın ayağında ayakkabı var hocam. Namaz kılarken ayağımızda ayakkabı olabilir mi? Ya da işte evde ev terliği vardır, ev ayakkabısı vardır. Bu şekilde namaz kılabilir miyiz hocam? Şimdi namazın farzları var. Namazın farzları nedir? Hadesten taharet, necasetten taharet. Hadesten taharet demek gusül abdestini almış olması lazım gusül gerektiğinde. Gusül gerekti, gusül abdestini aldı, temizlendi. O abdest bozuldu, tekrar namaz abdesti alması gerekecek. Namaz abdestini de aldıysa hadesten tahareti kurtardı, yaptı. Bir de necasetten taharet. Necasetten taharet namaz kılan kişinin elbisesinde, giydiklerinde, seccadesinde, oturduğu yerde necaseti galiza dediğimiz necaset, aferin, necaset olmayacak. Ne olmayacak? Mesela kan, idrar gibi vesaire bir avuç içine geçecek kadar olmayacak. Bu pislik gibi olmayacak. Bu necaset sayılanlardan ayakkabısında yoksa, ayakkabısı tertemizse, tuvalete gitmedi o ayakkabıyla. Evet. Yani su, kirli sulara basmadı, necasete basmadı, ayakkabısı tertemiz, elbisesi tertemiz, takkesi temiz, oturduğu sandalye temiz, seccadesi temizse bu insan ayakkabıyla da namaz kılar. Ayakkabısını dışarıda giydi ama gitti pikniğe, toprakta yürüdü. Evet. Toprakta yürüyerek de ayakkabı temizlenmiştir. Toprakta yürüdüğü ayakkabısıyla da bindi, uçakta namaz kılmak zorunda kaldı. Onu çıkarması illa gerekmez. Ama dışarıda gezdiği ayakkabıyı çıkarırsa şüpheden kurtulur. Acaba kirli miydi, değil mi? Tereddüdü varsa çıkarmalıdır. Bu yüzden cenaze namazında biz hem duadır hem namazdır. Cenaze namazında ayakkabılarımızı çıkarmıyoruz. Neden? Biliyoruz ki temiz ayakkabımız. Yürüdük, belli bir mesafe yürüdük ve toprağa bastık vesaire. Çok bir bilinen bir necaset yoksa çıkarmıyoruz. Namaz kılarken de öyle. Namaz kılarken ayakkabımız ev ayakkabısı, temiz bir ayakkabı. Ev terliği. Ev terliği. Bunlar çıkarılmaz. Çıkarmak isterse olur ama ayağı üşüyor, hastadır vesairedir, hasta yatağında işte tekerlekli sandalyede bu da şekilde de namaz olur. Niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya diyecek. Hasta namazı falan yok burada. Yani öyle bir şey demeye gerek yok. Niyet ettim Allah rızası için iki rekat sabah namazının farzını kılalım mesela. Kılalım hocam. Allahu Ekber. Erkekse kulaklarına kadar, kadınsa göğüs hizasına kadar bağladı ve ellerini bağladı. Şimdi burada ne okuyacak? Kıbleye dönmüş bir şekilde. Bu sandalye kıbleye dönüyorsa döndürecek. Uçakta, arabada değilse, trende değilse kıbleye dönmesi lazım mutlaka. Kıbleye dönük bir şekilde Sübhaneke'yi okuyor. Sübhaneke'den sonra Euzu Besmele ile Fatiha'yı okuyor. Fatiha'dan sonra da bir bildiği sureyi okuyor. Sure. Bildiği sureyle. Allahu Ekber. Ellerini dizlerin üzerine koyuyor. Dizlerin üzerine koyuyor. Ve normal olarak başını eğmesi de yeter. Bu şekilde eğilmesi de yeter. Bak başını eğmesi bile yeter. Başını eğebiliyor sadece. Bu da olur. Başını eğebiliyor. Hocam alnını bir yere koymaya gerek yok. Onu söyleyeceğim. Ha, orası önemli. Biz buraya ortaya ya da karşısına bir sandalye, bir seccade, secde edecek bir şey koyduk mu? Koymadık. Koyduk. Yere inemiyoruz çünkü bu hasta. Yere inseydi seccadeyi serecektik, yere secde edecekti. Burada kılacak bütün namazlarını. Sübhane Rabbiyel Azim. Allahu Ekber. Rükudayız.
Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Semih Allahü Lümen Hamide. Bakın eller yine orada. Evet. Eller yine orada. Şimdi rükudan başını kaldırdı. Semih Allahü Lümen Hamide. Rabbena ve leke lhamd. Şimdi secdeye gidecek. Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel Ala. Sübhane Rabbiyel Ala. Sübhane Rabbiyel Ala. Allahu Ekber. Tekrar secdeye. Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel Ala. Sübhane Rabbiyel Ala. Sübhane Rabbiyel Ala. Allahu Ekber. Secdeden kalktı. Ellerini bağladı. Şimdi besmeleyi çekecek. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elham'ı okuyacak Fatiha'yı. Sonra da bir sure okuyacak. Ne yaptık? Secdeye başka bir yere başımızı koymadık. Koymadık. Tekrar Allahu Ekber rüküye gitti. Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim. Semi Allahu Lümen Hamide. Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala. Allahu Ekber. Şimdi ettehiyyatı okuyacağız. Bak eller yine orada, dizlerde. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Salli barikleri de okuyoruz. Rabbena dualarını okuyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Namaz oldu mu? Sabah namazının iki rekat farzını kıldık. Elhamdülillah, Allah kabul etsin. Abi. Hasta secdeye gidemiyor, ayağa kalkamıyor, yorgun, argın ya da birisi olmadan oturamıyor, kalkamıyor. Kalksa duramıyor, dizinde derman yok, belinde fer yok. Bu şekilde namaz, Allah kabul etsin, caizdir. Namazı hastaların ima ile namaz diyoruz buna. Evet. İma ile namaz. Hocam ben belimi o kadar da bükemiyorum. Ne kadar eğebiliyorsan eğ. Başını eğebiliyorsun. Evet, sadece gözle namaz olmaz diyorlar. Yani başını da zor oynatıyor. Hiçbir yerini kımıldatamıyorsa namaz ondan düşer. Yani en azından kafa oynayacak hocam. Başı oynuyorsa evet, o namazı kılması lazım. Tamam. Başını şöyle hareket ettirerek bile namaz kılabilir insan. Başka belini bükemiyor. Hali yok. Yatakta sadece yastığın arkasına, yastık olarak başının arkasına bir yastık koymuşlar, yükseltmişler. Öyle durabiliyor. O da o şekilde namazını kılacak inşallah. Evet. Müştebacığım sen araya kadar oturabilirsin bizimle beraber. Evet. Seni misafir edelim. Senin hemen sorun varsa sorun da alabiliriz. Bir telefon çok bekliyor. Peki hocam. Hemen telefonu alalım. Devam ederiz. Evet. Ankara'dan sevgili izleyicimiz. Hoş geldiniz. Buyurun. Selamünaleyküm. Hayırlı günler diliyorum hocam. Aleykümselam. Aleykümselam kardeşim. Hocam başkalarının derdini dinlerken derdimden utandım. Benim de çok farklı bir sorunum var. Buyurun. Ama benim için çok büyük sorun çünkü ben çok zorluklar yaşıyorum. İki çocuk annesiyim. Eşim tarafından sürekli psikolojik ve duygusal baskı görüyorum. Onun istediği fiziğe gelmem için, zayıflamam için. Çok detayına girmeyeceğim. Sorunum yatak odası. Ama ben bir kadın olarak, bir eş olarak elimden gelen her şeyi, bir kadın yapabileceği her vazifemi yerine getiriyorum. Ama eşimin baskılarını, hakaretlerini, onur kırıcı laflarını artık tahammül edemiyorum, kandıramıyorum. En sonki tartışmamız bir hafta önceydi. Artık istediğim gibi olmuyor, yapmıyorsun, zayıflamıyorsun diyerek boşanmak istedi. Daha sonradan pişman oldu, kendinden utandığını, neden böyle söylediğini özür diledi. Sürekli her ay, iki ayda bir bu tartışmalarımız oluyor. Yani kilolu değilim ama onun gözünde öyleyim. Hoş bir hanımım, yani bakımlı bir hanımım ama eşime karşı onu memnun edemiyorum. Hakaretlerine karşı onurum ve gururum inciliyor. Boşanma davası açtığımda yani hükmü nedir? Birçok kez boşanma eşiğinden döndük. Yani az önce sizin de söylediğiniz gibi ortada aslında bir problem yok. Yani sorunları dinleyince ben kendimden, sorumdan utandım demesi haklı. Allah ıslah etsin diye, yani gözünü doyursun, kanaat sahibi olsun. Binlerce kez şükretmemiz gerekirken işin var, eşin var, sağlığın yerinde, daha ne istiyorsun? Şimdi kadının işte kaşı şöyle olacak, affedersin kolu böyle olacak, burnu böyle olacak. Azıtan erkekler de var.
belli bir şeyi, parası var, makamı var, mevki var. Bu sefer şeyi kafaya şey takıyor, ölçüleri takıyor. İşte şu kadar kiloda olacak, bu kadar fizikte olacak, bilmem. Kendisinde aynı şey var. O da ayrı bir konu da. Şimdi bu bir hastalık haline geliyor. Toplumda da maalesef işte kadınları illa zayıflatmak için erkeklere ne bileyim ne derler bodyguardlar gibi böyle şeyler, tipler yapmak için böyle bir özenti var. İnsanlar ruhu unutmuşlar, maneviyatı unutmuşlar, ahlakı unutmuşlar. Tamamen gördüğü fizik üzerinden, şekil üzerinden hareket ediyorlar. Halbuki karnını doyuran o değil. Efendim, insanı mutlu eden, huzurlu eden o değil. Hiç ateşe odun atmakla ateş söner mi diyor Mevlana. İstedikçe insan azar. Bir defa o açıdan Allah ıslah etsin dedim. Bu kadının ya efendim daha ne yapsın? Burada kocanın istedikleri tamamen lüzumsuz, gereksiz şeyler. Ve izafi, göreceli bir şey. Eski Arap şiirlerinde bilmiyorum ama söylemesine kadar uygun. Çok şişman ve kilolu olan kadınları öven çok şiirler yazılmış Arap şiirlerinde. O zaman çok makbul. Yani zayıflık büyük bir şey, çirkinlik alametiymiş. Sekiz köşe hanımım vardı, adam şiir yazmış. Yani övünerek yazmış bunu karşı taraf. Evet. Hakikaten bazı toplumlarda topluma değişiyor. Şimdi böyle bir hastalık haline geldi. Bu baskı, psikolojik baskı haramdır. Kadından bunları istemek yanlıştır ama biz de şunu bilmeliyiz. Erkek ya da kadın, hakikaten şimdi her şeyin alelade konuşulduğu, görüldüğü, izlendiği bir dönemdeyiz. İnsanlar, özellikle eşler birbirlerine daha düzenli, daha tertipli, daha güzel görünmek zorundalar. Çünkü onun gözünü, gönlünü alabilecek o kadar çok engel var ki, günah var ki. Gözü dışarıda olmasın diye kadın evinde kocasına süslenmelidir. Erkek temiz olmalıdır. Güzel kokularla, hediyelerle, sohbetlerle gönül almasını bilin. Bu vazifeleri yaptıktan sonra bir başka şey, namusuna düzgün dikkat eden insanların başka şey istemesine gerek yok. Peki günaha hocam giriyoruz. Boşanma istemesi haram mıdır? Boşanma baskılara dayanamazsa, kadın zaten kadını yıldırıyorsa bu. Sürekli erkek baskı kuruyor. Erkeğin günahı, boşanırsak günah erkeğe gider. Yoktur. Evet. Tabii. Hemen bir WhatsApp sorumuz var hocam. Selamünaleyküm hocam. Bir sorum olacaktı. Doğum günü kutlamak günah mıdır? Biz her sene kutluyoruz. Bence günah olmamalı. Peygamber Efendimizin de doğum günü kutlanıyor. İlla Kur'an okutmak, Mevlid okutmak mı gerekiyor? Biz her sene arkadaşlar ve aile arasında çalgılı çengeli kutluyoruz. Bu günah mıdır? Evet. Evet hocam. Şimdi aynı zamanda hatırlatalım isterseniz hocam. Pazar günü Mevlüt Kandili, evet. Peygamber Efendimizin doğum günü. Ayın 17'si mi oluyor? Evet hocam. 17 Ekim, Pazar günü Mevlüt Kandili, Rebiül Evvel ayının 12. gecesine giriyoruz. Dolayısıyla biz pazar programımızda da inşallah. Mevlid'i, tövbe istiğfar, dualarla, Resulü Efendimiz'in ahlakıyla inşallah programımızı öyle yapacağız. Pazar i̇nşallah sabahı hocam. Programımızı. Şimdi Mevlid Kandili diyoruz. Yani Resulü Efendimiz'in dünyaya teşrif ettiği, doğduğu gün. Doğduğu günü ya Resulallah, doğduğun günle ilgili biz bir şey yapmıyoruz diye sordular Peygamber Efendimiz'e. Allah Resulü dedi ki ben o gün oruçluyum. Pazartesi doğdum. Kendi doğum gününde oruçlu mu hocam? Öyle diyor. İşte diyor ki pazartesi ve perşembe ben oruçlara devam ediyorum. Doğduğum günde pazartesi ben oruçlu olarak kutluyorum anlamına geliyor. Ben oruçluyum o gün diyor. Müslim'de geçen bir hadiste. Dolayısıyla Peygamberimiz farkında doğduğu günün ve o gün oruçlu olmayı, yani Allah'a bir ibadetle şükretmiş olmayı esas yeğliyor. Yani hocam biz de pazar günü oruç mu tutalım? Oruç tutabilirsek sevabı. Doğum günümüzde, evet. Pazar günü de peygamberin doğum günüyse pazartesi oruçlu olmak da güzeldir, bir sakınca yok. Yine doğduğumuz günün hürmetine biz de kendimiz de oruç tutabiliriz. Allah'a şükür anlamında namaz kılabiliriz. Bir ziyafet de verebiliriz. İşte pasta modası olmuş. Pasta da vermenin bir sakıncası yok. Mum üflemek hocam. Pastanın üzerinde mum. Biraz Hristiyanların kilise adetini andırıyor. Çünkü şu anda hala kilisede bir mum yakarsanız sevap elde etmiş oluyorsunuz. Aslında o ışıklar olmadan önce sevaptı. Peygamberimiz de kandili yağ gönderin Kudüs'e
Mescid-i Aksa'ya evet. diyor. Ama şimdi bir anlamı kalmadı mum yakmanın, ama geleneklerini bırakmıyorlar. Onun için muma üflemek maalesef dünyayı sarmış durumda. Hristiyanların tek başına geleneği değil de bütün dünyanın umumi belva dediğimiz bir hastalığı haline geldiyse Hristiyanlığa benzemiş olmaz. Ama mum üflemese, bir ziyafet verse, bir ibadet etse, dua etse, mesela biz de torunların vesaire doğum günleri, çocuk okulda görüyor vesaire, onlar da dua ediyoruz. İşte yani hocam bir pasta, bir ziyafet olabilir. Olabilir ve bir dua olursa ama daha güzel işte olur. Ama çalgı çengi, haram varsa işin içerisinde, kadınla erkekle oynuyorlar, içki var. Bu zaten bu doğru dinde değil. Onda zaten her zaman hiç yeri yok. Evet, hemen sokak röportajlarımıza dönelim. Hocam dinimizde yeşil rengin önemi nedir acaba? Evet hocam, renkleri de biraz konuşalım. Çok az bir süremiz kaldı. Rengin dinde suçu da yok, sevabı da yok. Peygamberimiz sıcak bölgede beyaz giymeyi severdi, temiz olması açısından. Ama soğuk bölgelerde de koyu renkler giyilebilir. Devletlerin simgesi olmuş daha sonra. Abbasiler, efendim işte yeşil renge, seyitler siyah renge bürünmeyi daha çok tercih etmişler. Ondan dolayı işte yeşile, siyaha vesaire. Ama hocam, yeşillikle ilgili de şeyler var. Peygamber bizde. Efendimiz daha çok beyaz mı giyerdi hocam? Ben öyle ama biliyorum. O bölgede o gerekiyor zaten. Ha, çok iklimden dolayı böyle. Yani mesela gerekiyor. Beyaz giydiğimizde bir sünneti yerine getirmiş oluyor muyuz hocam? Yani peygamberimiz de beyaz severdi. Ben de cuma namazlarında, bayram namazında beyaz giyeyim dersen belki peygambere bir niyet önemli. Niyet hatırlatsa hemen diğer sokak röportajımızı alalım. Selamun aleyküm hocam. Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın dinen ölümü kabul edilebilir mi? İyi yayınlar, teşekkür ediyorum. Evet hocam. Şimdi insanın kalbi çalışıyor ise o insanı da işte fişe takıyorlar, kalbini çalıştırıyor, beyin ölümü gerçekleşmiş ama kalpte geri dönme ihtimali varsa o insanı yarı ölü kabul etmek lazım, yarı canlı kabul etmek lazım. Dolayısıyla bir heyetin ve ailenin fişi çekmeye karar vermesi gerekiyor. Biz tek başına beynin ölümünü ölüm kabul etmiyoruz. Evet. Kalbi de ölmüş olmaz. Evet hocam. Şimdi yine kısa bir araya giriyoruz. Aradan sonra hocam Hazreti Peygamber İbrahim'in yaptığı duayla veda edeceğiz. Kısa bir ara. İnşallah. Evet, yine kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Hocam şimdi Ankara'ya gitmiştik beraber. Uluslararası 11. Buhara ödüllerini aldık beraber hocam. Muhabbet kapısını evet. tekrar biz de tebrik ederiz. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz Buhara Medya'ya. Teşekkür ediyoruz. Bu arada hocam biz arkadaşlarla, Ankara'daki arkadaşlarla beraber bir yemeğe gittik. Orada bize servis yapan arkadaşlar, genç arkadaşlarımız sizden dua beklediler hocam. Ben isimlerini burada zikretmek istiyorum. Mustafa Tekeli, Ferit Barkın, Bayram Aytekin. Özellikle şöyle yazmışlar hocam, dua bekleyen fakirler diye yazmışlar. Ben şöyle peki, anlıyorum. O fakirlere biz de İbrahim Aleyhisselam duasıyla dua edelim. Evet. Buradan da tekrar onlara selamlarımızı bu iletiyoruz. Bu duaların bir kısmı zaten bereketle ilgili. Evet. Hediye kazananları da bu arada isimlerini zikredelim. Perihan Elibal Mersin'den sesli Kur'an-ı Kerim kazandılar. Ben hemen göstermek istiyorum bu şekilde. Evet. Hanife Aydın Ankara'dan Kur'an-ı Kerim, bu Kur'an-ı Kerim'i kazandılar. Ve Hülye Tezer Konya'dan hocamızın 300 dua kitabını kazandılar. Bizden hatıra olarak inşallah okuyun diyelim. Biz de yarın akşam, cuma akşamı evet. Bursa Gürsu'da inşallah Mevlid Kandili programı yapacağız. Peygamberimizle ilgili. Konya'da cumartesi günü kitap fuarındayım. Hem sohbet hem imza var. Hay Yayınları standında. Pazar günü de Balıkesir 6 Eylül'de akşam Mevlid Kandili programımız var inşallah. Bekliyoruz oradaki. İnşallah. Bizim de selamlarımızı iletin hocam. Aleykümselam ve rahmetullah. Biz bugünlük programımızın sonuna geldik ama pazar günü hocam Muhabbet Kapısı'nda devam edecekler ve özellikle Mevlid Kandili özel yayını yapacak hocam. Kaçırmayın diyoruz ve haftaya görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum. Hazreti İbrahim'in duasıyla da veda ediyoruz. Amin. Sübhane Rabbiyel Alil Alel Vehhab. Amin. Rabbi cel hazel belede aminen verzuk ehlehu mines semerati men amene minhum billahi vel yevmel ahir. Allah'ım burasını emin bir belde kıl ve buranın ahalisinden Allah ve ahiret gününe iman edenleri çeşitli ürünlerle rızıklandır ya Rabbi.
Rabbena inneke ta'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin ve ma yahala ve la fissema. Rabbimiz gizlediğimizi ve açıkladığımız her şeyi sen mutlaka bilirsin. Gerçekte ne yerde ne de gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Amin. Rabbena ve ba'as fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikme ve yuzekkihim inneke entel azizul hakim. Sadakallahul azim. Rabbimiz onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmet öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen ve her şeyi yerli yerince yapan sensin Allah'ım. Ya Rab, İbrahim Aleyhisselam'ın dualarıyla dua ettik. Son Nebi, Hatemin Nebiyyin, Rahmeten Lil Alemin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ben İbrahim'in duasıyım, Musa'nın, İsa'nın müjdesiyim buyurdu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şefaatine bizleri nail eyle. Dünyada göremedik, rüyalarda görmeyi nasip eyle. Ahirette peygamberimize komşu eyle. Bize bol, helal rızıklar ihsan eyle. Her yerde, her zaman sana uygun şekilde, rızana uygun şekilde hareket etmeyi lütfeyle. Hastalara şifa, dertlere deva, darda zorda olanlara bolluk ver. Yuvalarımıza, evlerimize huzur ver Allah'ım. Lillahi Teala'l Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.